Türkiye'nin kendi hava platformlarını üretme ve bunları ihraç etme konusundaki çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülüyor. Bu çalışmaların merkezinde Türkiye'nin havacılık sanayi firması Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ yer alıyor. TUSAŞ, geliştirdiği uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla başta Türk güvenlik güçleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Şirketin geliştirdiği platformlardan biri Gökbey Genel Maksat Helikopteri. Helikopter için yoğun bir çalışma yürütülürken Gökbey'in erken ilk uçuşu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirildi. Bugüne kadar da çok sayıda teste tabi tutuldu. Gökbey'in 2021'de seri üretime geçmesi öngörülüyor. Seri üretim tarihi yaklaşırken Gökbey'e ilişkin sipariş bilgileri de ortaya çıkmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı faaliyet raporuna göre 20 helikopter tedariki için Gökbey helikopter projesine dahil olundu. Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterinde S-70, MI-17 ve AB-205 gibi helikopterler bulunuyor ve bunlar yeni ihtiyaçlar doğrultusunda modernize ediliyor. Hafif Genel Maksat Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında envanterde bulunan 13 adet AB-205 helikopterinin yerine 20 adet Hafif Genel Maksat Helikopteri tedariki planlanırken bu ihtiyacın da Gökbey ile karşılanması kararlaştırıldı. Bu gelişmeyle Gökbey'e ilişkin ilk somut sipariş bilgisi de ortaya çıkmış oldu. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait Gökbey helikopteri yüksek yerlilikle geliştirilirken seri üretim döneminde tümüyle yerli olması hedefleniyor. Gökbey'in bu haliyle yurt dışına bağımlılığı bulunmayacak. Türkiye, Gökbey ile dünyada bir helikopteri bütünüyle kendisi tasarlayıp üreten 6-7 ülkeden biri olacak. 6 ton, 2 motor ve 5 palli Gökbey için TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından da yerli motor geliştiriliyor. Yerli motorun yıl sonunda Gökbey üzerindeki yerini alması, helikopter ve motor testlerinin birlikte devam etmesi hedefleniyor. Helikopterin üstün performansı ve geniş görev yelpazesi sayesinde yurt içi ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda da yer alması hedefleniyor. Askeri ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen helikopter ile personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma görevleri icra edilebilecek.